Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Türk Fiat 480 traktörünün yağlarını değiştiriyorum şu anda. Yağ filtresini söktük. Yağın tıpasını da açtık. Şu anda yağı boşalıyor. Ardından mazot otomatiği filtresini çıkarttık. Ama maalesef ki otomatik filtresi tıkanı çıktı. Bakın. Bir de buna rağmen kazıyor diyorlar bunlar. Oğlanlar. Nasıl ediyse buradan ışığı görmek mümkün. Bakalım. Güneş görmek. Güneş nerede? Güneş de kaybolmuş. Güneş görünmüyor ama. Neyse ki idare. Çekiyorum diyorum. Füze gibi çekiyor diyorlar. Bakın Türk Fiat etiketi de halen duruyor. Ondan sonra dikkatimi çekenlerden biri eski otomatikler. Bakın yuvarlak bir şekilde eski otomatik. Demek ki bu da demek oluyor ki orijinal demek oluyor. Sahipleri ise garajda yatıyor diyorlar. Az kullanıyor diyor. Neyse ki bir de depo vanasına bakın. Depo vanası da bana yabancı geldi ama bu da orijinal galiba. Üzerinde Fiat logosu var bakın. Fiat logosu. Bu da orijinal galiba. Bu traktörün 6 ileri vidası var. 6 ileri şu anda 4 oluyor. Bu 5 oluyor. Bu da 6 oluyor. Hemen ortaya gelip o yana çekiyorsunuz. Bakın bu R yani iki düşük R oluyor takviyede. Bu 1 oluyor. Bu 2 oluyor. Bu da 3 oluyor. Tekrar deneyeyim. Belki merak edip görmeyenler vardır. Şimdi düşük bir R atacağım. Burada bir bakın. Önce R'ye atalım. Böyle bak traktörün buraya vuruyor. Genelde bunlar. Ama geri çektim 1 oldu. Bu da 2 oldu. Bu da 3 oldu. Sonra şurada F bölümü var. F bölümü oradan böyle yapıyorsunuz. Bu da 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. Bu da bir boş oluyor. Geri hızlı atarken böyle atıyoruz. Tamam geri hızlı. Evet. Tombul koltuklu traktör. Eskilere göre daha iyi bence. Şimdi yardılar burayı. Belki de ağırlığını falan hafiflettiler ya da ağaca vurmasın diye yaptılar. Pek mantıksız geliyor yine de. Bu şekilde köşeli yapabilirlerdi. Başka ilgi çekecek yer var mı bilmiyoruz. Hiçbir çamur yok bir yerinde. Tarla sürmüyor galiba bu. Tarla sürüyor mu bu? Sürmüyormuş. Bunun sahibi o yana bu yana git gel yapıyordu. Bu sefer Peugeot diye bir araba aldı. Onunla gidiyor. Dükkanın önüne bir geliyor. Frene bir basıyor. O da gülüyor. Uzun boylu maşallahı var bir de. İşte bu traktör onun. Otomatik filtreyi temizleyeceğim. Mazot filtreleri değiştireceğim. Biri burada. Biri de burada. Eğer ilginç bir yeri varsa mazot filtreyi sizlerle görüntüleyebilirim. Bu neymiş ya böyle? Bizim dede uzun zamanlar filtrelere dokunmadı galiba. Buna rağmen traktör yaşıyor da maşallah. Bakın bu lastiği bayağı demir gibi olmuş. Pit geçir o yüzden lastiğini değiştireceğim. Uzun zamandır dokunmamış bence az kullanıyor ama bayağı uzun zaman değiştirmediğine işaret olmuştur. Lütfen. Bakalım bu efsaneyi hava yaptırmadan çalıştırabilecek miyim? Böyle traktör çok yağ değişim yaptım ama bu kadar orijinaline dokunmadım. İşte buna da el attık şu anda. Dede ne diyecek acaba? Araba almıştı Peugeot partner mi ne?
ona daha çok önem vermeye başlamış. Dediğim gibi frene bir basıyor. İkinci filtreyi de söktük. Bunun da içinde biraz pisler var. Bu biraz daha temiz olduğuna göre motora zarar girmemiştir. Emektar traktörün sahibinin oğullarında BMW var. Artık bu motora kendileri baksın. Çünkü emektar dayımız Peugeot'una bakıyor. Bunu unutuyor. Oğullar da bu traktöre baksınlar. Traktöre baktıkları zaman zaten eskiden babalarını falan hatırlayacaklardır. Değil mi? Evet. Bakalım ben dünyaya ne bırakacağım? Bu belli değil hiç. Hadi hayırlısı. Şimdi yağ filtresini taktık. Yağını dolduracağız. Tampon yapmışlar bakın. Güzelmiş bu da. Bu kalpleri kim yapmış lan? Ev boyası galiba bunlar. Güzel olmuş. O da bir ayrı bir şey de motorun orijinaline dokunmayın bari. Sonradan bir hidrolik direksiyon eklenmiş. Başka bir şey yok ama traktöre iyi bakmaları lazım. Bakın çift ağırlık var traktörün arka tarafında. Bu efsaneye havasını alacağız. En pratik yolu buradan da alınabilir. Buradan da alınabilir. Nereden de bunu bir daha kaybolmuş ya. Aha biri burada, biri de burada görüyorsunuz. İşte alabilirsiniz ama en pratiği de hava yaptırmadan buradan alabilirsiniz. 14 anahtarla açıyorum. Şimdi de mazotu pompalıyoruz otomatik. Şimdi havasını alalım bunu. Güzel bir açtıktan sonra otomatik de basıyor. Eğer bassa buradan kayışı tutup videsi boşlayıp krankı çevirebilirsiniz. Mesela yapayım öyle bir şey. Vides boş. Tamam. Azıcık da krankı çevireyim. Da kayışı çekerek çeviriyorum. İnşallah bu efsane otomatik çalışacaktır. Orijinal vanaya benziyor. Hala Fiat logosu. Ben de sen neredeyse tüm traktörleri böyle vana göremezsiniz ama Türkiye'nin bir yerlerinde illa vardı. Bir de şu etiketleri çek halen duruyor. Ya bak şanzıman ya. Sıcaklıklara 30 numara. 15 derece 20V yazmış. 25 derece 15 derece arası 10V. Delvaç yazıyor. Etiketleri de halen duruyormuş bunun. Hayırlısı artık Türk Fiat. Şimdi tekrar pompalamayı yapalım. Otomatiğin contası deforme olmuş. Buna da bakacağım. Sen de ben ne diyorsun? Gitme gerek yok. Burayı keseceğim. Şimdi. Bakın havayı alıyor şu anda. İki tane filtre doldurmak gerekiyor. Bakın.
Ama bir süre mazot gelir, o da siz yanıltmasın. Yani doğdu sen ne dersiniz, hemen kapatırsınız, motor hava yapar. Hava yaptırmadan havaya almak lazım. Mazot gidiyor dersin, altına bir şey koyarsınız, havaya alırsın. Neyse, alüminyum pul koyduk. Hafiften sıkıp tamamladık. Bakın mazot sızdırması yok. Bakalım hava yapacak mı? Şekilde yanıyor, yok demek ki kapattık yamadan. Maalesef mazotun gelişi bezi yanılttı. Yani tek fitle dolunca mazot akmaya başladı. Diğer fitle boş oldu. Biraz daha alsaydım hava gelecekti. Diğer traktörlerde yapmışlığım var. Bunu gördüğünüz gibi hemence çalışıyorlar. Önce buradakini açabilirsiniz ama yalama olma ihtimali var, yalama olma. Buraya gel, mazot gel mesela, bunları da açabilirsiniz. İlk filtreden buraya mazot gelir, onu açarsın. Mazot buraya geldiği zaman kapatın. Daha sonra buraya açabilirsiniz. Ondan sonra buraya mazot gelince de marşı basarsınız. Şimdi havaya alacağız. Enjektörlerin üçünü açtık.
Evet değerli arkadaşlar, bundan maalesef ki hava yaptırmadan havasını alamadım. Zaten havaya alsan da belki motor pompada bir şey vardır. Havaya almak bu yüzden zor olmuş olabilir. Genelde bu işlemi yaptığım zaman traktörler hemen çalışıyordu. Neyse ki efsanenin bakımlarını yaptık. Bu sefer gres pompalama işlemleri devam ediyor. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.